AK Parti Adıyaman milletvekili adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milletvekili adaylarının bu seferki mekanı ise Adıyaman merkez oldu. Sonra beraber ulaşacağız. Tamam. Birlikte maç yapacağız. Birlikte dolaşacağız. Tamam mı? Söz mü? Söz. Hadi bakalım. İşte bir saat sonra da mısınız? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bu nereye tükene? Alman mı? Rezik mi? Çeyrek aldım. Çeyrek aldım. Yoğun ilgi gören AK Parti milletvekili adayı Mehmet Metiner ve Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan yaptığı açıklamada vatandaşların AK Parti'ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Sayın milletvekili adayımız Mehmet Metiner hocamızla birlikteyiz. Şu anda Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Esnafları ziyaret ediyoruz. Yunus Emre Caddesi'ne de girdik. Esnaflardan yoğun bir ilgi ve alaka görüyoruz. İşlerin durun olmasına rağmen hepsinin gözlerin içerisinde bir seçim heyecanı var. Başbakan'a bir sevgi seli var. Vekilimizi zaten tanıyorlar, biliyorlar. Ve de ben şahsen Sayın Mehmet Metiner'i halkın bu kadar sıcak ilgi alakayla gösterip kucaklayacağını ben beklemiyordum. 40 yıllık dostmuş gibi, 40 yıllık bir arkadaşmış gibi görüyorlar, biliyorlar. Mehmet Metiner'den sağ olsun çok sıcak bir yapısı var, ilgisi var. İnsanları seven bir özelliği var. Bu da hemen karşılıklı bir şey sağlıyor. İletişim ve diyalog sağlıyor. Çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Ben birlikte gezince, ki diğer vekillerimle de zaman zaman geziyoruz. İnanın Adıyaman'da biz 5-0 yapacağız. AK Parti adayı Mehmet Metiner ise bu dönem Adıyaman'da 5 milletvekili çıkaracaklarını söyledi. Bugün Adıyaman şehir merkezinde buğday pazarını, sonra otomotiv pazarını dolaştık. Oradaki esnaflarla görüşmeler yaptık. Onların ihtiyaçlarını belirledik. Müdahale etmemiz gereken sorunları vardı, çözümlenmesi gereken. Sonra esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız, il ve ilçe, merkez ilçe yöneticilerimiz benimle beraberler. Halkın çok büyük bir ilgisi var, teveccühü var. AK Parti'ye, Sayın Başbakanımıza büyük bir ilgisi var, teveccühü var. Bu gezilerimiz devam edecek. Yarın da Adıyaman'dayım. Sonrasında şeyde olacağız. Kahta'da bizim seçim karargahımızın çok görkemli bir açılışı olacak. Miting havasında bir açılışı olacak. Halkımızı yarın saat 14'te Kahta'da açılışını yapacağımız seçim karargahına bekliyorum. İster istemez bazı vatandaşların kulak misafiri oluyoruz Sayın Vekilim. İşte vatandaşların söylemesi şu, Adıyaman vekilini buldu diye yorumluyor. Bu onların teveccühü, yani çok olumlu tepkiler alıyorum. İnsanlar medyadan tanıyorlar, televizyon programlarından tanıyorlar. Görmek istiyorlar, dokunmak istiyorlar, konuşmak istiyorlar. Yeni dönemde Adıyaman'ı en etkili bir biçimde, iyi bir biçimde temsil edebileceğimize inanıyorlar. Seçildikten sonra da kendilerini yalnız bırakmamamızı söylüyorlar ki haklılar. Biz onları asla yalnız bırakmayacağız. Bugün nasıl dolaşıyorsak seçildikten sonra da dolaşacağız. Büyük bir umut var, büyük bir sevgi var. Şahsen buna layık olmaya çalışacağım. Adıyamanlı hemşehrilerimizi asla hüsrana uğratmayacağım. Onların sevgilerine layık olmaya çalışacağım.
abi. Onu ben sorayım.